hem dinler tarihi açısından çok önemli hem de medeniyet tarihi açısından çok önemli bir kent. En az 10 depremle sıfırdan inşa edilmiş. Yani 10 kez yeniden sıfırdan tamamen her şey yok oluyor ve birdenbire Antakya yeniden kuruluyor. Kaosu sistematik bir şekilde durdurarak tarihi isimlerini yazmışlar. Zamanın tarihçilerine göre 66 bin kişinin mobilize edilip ki nüfus olarak bakarsan bayağı yani büyük bir sayı bu. Mobilize edilip şehri tekrar ayağa kaldırmak, insanları yardımda bulunmak, aş evleri açmak falan gibi şeyler yaptırtmış. Ya yani Bu dünyada da Türkiye'de de olan depremlerde genellikle hep depremin kendisinden çok etraftaki hayatın felç olması da çok etkiliyor. Olan biten bütün gerçekleri bırakmamız gerekiyor ki gelecekteki insanlar bugün olanları kayda alsınlar, olmaması için çabalasınlar. Geçmiş olsun Pelin. Başımız sağ olsun. Ee, kötü bir felaket. Ne diyeceğini bilemiyorsun değil mi? Evet. Yani travma. Büyük kocaman bir travma gibi geliyor bana. Yani bu 6 Şubat günü yaşanan depremden dolayı bu yaz haliyle açtık videoyu. Daha sonra izleyecek olan insanlar için de bir hatırlatma olarak söylüyorum bunları. Büyük bir depremdi. Kesinlikle anlaşılan bu ki. Büyük o iki depremdi büyük ve büyük, artçıları da de devam deprem, ediyor. Büyük iki deprem, artçıları devam ediyor. Yani böyle sanki İstanbul'a <laughs> Ne kadar hazırız orası da ayrı bir tartışma tabi de. Ee, sanki bütün Türkiye İstanbul'da bir deprem olacakmış gibi yaşıyordu. Ama doğa bir kez daha yapacağını yaptı. Doğa yapmadı, insanlar yaptı. Evet. Sonuçta... Yani bu depremler dünyanın dört bir tarafında oluyor. Ama bu kadar yıkıcı, bu kadar öldürücü olmuyor. Her ne kadar kimi e, sizmologları ya da e, deprem bilimcileri... E, yazılarından alıntı yapıp farklı şekilde göstermeye çalışan yalancılar da var. ve o insanların yalanlandığını da tanıklık ettik ama yani sonuç itibariyle herkes Japonya Japonya diyor. Boş boşuna demiyor. Evet. Orada da ki konuşacağız tarihinde büyük depremler olunca tabii ki can kaybı oldu. Ama yani yüzde olarak bakacak olursak burada yüz binlerden bahsedilirken Orada 1500 falan gibi evet. insan evet. hayatından bahsediyoruz. Kıyaslanamaz bile yani. Dolayısıyla bu hani sen de takdir edersin eminim aynı fikirdesindir ama kadercilikle ya da ah ah vah vahla ya da işte doğana bize dersimiz verdiğiyle değil. Bir tek bilimle ya da bilimsizlikle açıklaması olabilir. O yüzden de hepimiz aynı isteyiz Dediğin gibi bir travma yaşanıyor ama bu derin üzüntü ve e, çaresizlik sanki hiçbir şey yapamıyormuşun hissiyle beraber bir de büyük bir öfkeye de sebebiyet veriyor. Çünkü bunlar olmayabilirdi ve bunu biz daha kaç defa yaşayacağız. Bütün bu duygular zaten e, hani geçtiğimiz hafta malum bu trajedi yaşandığında yani hiçbirimizin konuşacak hali yoktu ve uykusuz sanki uyumaktan utanır bir halde e, evlerimizde dehşet içinde olanları izliyorduk. Şimdi hayat devam ediyor evet, kimileri için hayat bitti kimileri için hayat uzun süre yarı ölü vaziyette devam edecek. Ama bizler bundan sonrası için hani tarihi ders olarak kullanmak değil. Bunu söyleyince çünkü hep aklıma hitler ya da Stalin geliyor. Hep onlar da bunları söylüyordu. Tarihten ders almak değil ama deprem tarihine üzerinden geçerek, en azından bu coğrafyanın ne kadar riskli bir bölge olduğunu tekrar tekrar bütün coğrafya sadece o bir tane bahsettiğimiz hattı değil, bütün coğrafyanın ne kadar risk altında olduğunu hatırlatıp bundan sonra yapılacak bütün her şeyin sil baştan yeniden yapılması gerektiğine altını çizmek gerekiyor. Yani başka zaten çaremiz yok. Yoksa hep unutmayacağız, unutmayacağız diyoruz. 5 sene 10 sene geçiyor unutuyoruz aynı şekilde devam ediyoruz tekrar böyle bir deprem oluyor bir doğal afet oluyor tekrar ah ah vah vah hepimiz bu bunların parçasıyız bir şekilde o evleri yaptıranlar da o izinleri verenler de o damgaları basanlar da müteahhitler de işte kaçak kat yaptıranlar da bunun rantından nemalananlar da hepsi bütün bu suç şeyinin silsilesinin parçası bir öfkem o yüzden. Hı hı. Ve bundan sonrası içinde hani hakikaten tek istediğim şey yargı sisteminin ee, en azından o gözlerinin köyleşmesi, kapatılması. Ama eline de o kılıcı alması. Evet. Evet yani şeyle çok haklısın. Deprem değil bina öldürüyor aslında son raddede. Ve görüyoruz ki çok da hazır değilmiş binalarımız. Şimdi birazdan zaten yavaş yavaş ilerledikçe göreceğiz. özellikle zaman ilerledikçe bazı Japonya depremlerine de değiniyor olacağız. Gerçekten de aslında buna hazırlanmak mümkün. Bu e... ayrıca bu depremin gerçekleştirdiği, gerçekleştiği Anadolu coğrafyasında yani 1500-2000 yıl önceki depremlerden de öğrenecek çok şey var. Birazcık da Orada sadece hani depremin getirdiği yıkımdan başka bir de sosyolojik anlamda okumak da bence önemli. Çünkü hani insan doğasının opportunizmin yani fırsatçılığının da değişmediğini görüyorsun. Ve toplumda etiğin ne kadar önemli olduğunu evet. ve sadece işte... Belli dinlere mensup insanların bunu bir ceza olarak okumasının ötesinde farklı mesela aydınlanma çağının nasıl da doğduğunu depremin etkisiyle de görmüş oluyorsun. Yani gerçekten de bir mantalite değişimine, bir dünyaya bakış değişimine de sebebiyet veriyor bu afetler. Evet. Onları da spesifik örnekler üzerinden okumasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Madem biz bugün bir araya geldik hepimiz gerçekten konuşacak halde değiliz. Çok kötü vaziyetteyiz. Ben zorlanıyorum açıkçası burada. Ben yani böyle sistematik bir şekilde şu depremde oldu, bu depremde oldu. Sanki her depremi anlatırken tekrar yaşıyormuş hissindeyim. Öyle bir garip, tuhaf bir psikolojideyim. Ama bir taraftan da bana göre hani bu depremler tarihte nele, nasıl şeylerin varoluşuna sebebiyet verdi dolaylı olarak. Ya da insan doğasında nasıl çirkinliklerin dışarı çıkmasını sağladı? Onları da bence konuşmamız gerekiyor. Evet. Çünkü yani öteki türlü sadece bir deprem kataloğu yapmış oluruz. Yani işte şu tarihte şu oldu, bu tarihte bu deprem gerçekleşti. Şu büyüklükteydi, şu kadar insan öldü. Nokta. Ki bunun eminim siz benden daha teknolojiksiniz. Gayet güzel listeleri vardır böyle tarihin hı hı, büyük depremleri hı. diye. O zaman Başlayalım. başlayabiliriz istersen. Genellikle Anadolu'daki depremlere ağırlık verdik ama bazı yerlerde dünya genelindeki depremlerden özellikle spesifik olarak senin bahsettiğin o mentalite değişimini tetiklemiş depremleri de aldık. Ya önce Anadolu'dan bahsedelim istersen çünkü hı hı. Anadolu belki dünyadaki yani en büyük deprem zonlarından bir tanesi. Yani ülkenin yüzde %93 93'ü, yüzde 93'ü deprem hattında ve e, bu da yetmiyor. O toplumu yüzde 98'ini alakadar eden e, sarsan bir deprem, deprem zonundayız. Çünkü üç ayrı fay hattının geçtiği bir ülke burası. O yüzden de yani işte e, doğu, batı ve kuzey fay hatları var ve bu, bu fay hatlarından yani ülkenin zaten Ege bölgesi de Akdeniz bölgesi de Karadeniz bölgesi de hepsi de çok net bir şekilde etkileniyor. O yüzden de geçmişteki Grek ya da Helenistik çağda da Roma çağında da Osmanlı döneminde de günümüzde de Cumhuriyet döneminde de pek çok yerde Gerçekten çok büyük deprem olmuş. benim bildiğim kadarıyla ki hani deprem eksper'i değilim ama yani 1500'lerden itibaren 25 tane çok büyük deprem olmuş bu coğrafyada ve bunlar 7 ve üstü. Çünkü evet. deprem bilimciler 7 ve üstünün gerçek anlamda çok büyük bir hani deprem olarak kabul, yıkım hmm. getiren deprem olarak kabul ediyorlar velasıl yani böyle bir deprem coğrafyasında tabii ki deprem tarihi anlatmak demek. yıkımın ve rekonstrüksiyonun, yıkımın ve rekonstrüksiyonun tarihini anlatmak demek ki bazı zamanlarda şehirler yeniden kurulunca tıpat aynı yere kuruluyor ama bir önceki seferle kıyaslayınca o kadar da sarsıcı olm olmuyor. Çünkü ders almış oluyorlar. Antakya örneğinde olduğu gibi Roma döneminde mesela ders alıp da dağlık bölgeye doğru kaymışlar. Oraya geliriz Antakya'nın büyük depremlerini konuşunca. İlk bildiğimiz deprem? Hangisi? İlk bildiğimiz deprem, hatta bununla ilgili bir kitap getirdim. Size de göstermek istiyorum. Çünkü Sardes, Lidya'nın başkenti. İlk bildiğimiz deprem milattan sonra 17 yılında Anadolu'da gerçekleşiyor. Tabii ki ondan önce de olanlar var ama bir medeniyeti yok eden diyebileceğiz biz ve bu muhteşem başkenti yok eden bir deprem. Yani gerçekten de inanılmaz bir şehirmiş. Yapılarıyla, heykelleriyle kütüphanesiyle, tapınaklarıyla, cimnazyumuyla bu, bu deprem milattan sonra 17 17'deki depremden pek çok tarihçi bahsediyor. Mesela benim hmm. tarihte en sevdiğim adamlardan bir tanesi yaşlı Plinius'tur. Borges'le yarışır şekilde fantastik şeyler yazar. Bu depremi ele almıştır. Yusubius aynı şekilde bu depremi yazmıştır ve insanlık tarihinin o döneme kadar gördüğü en büyük deprem olarak bahsederler. Bir medeniyeti dünya yüzünden silmiştir. Aynı zamanda burada Sardis şehrinin tamamen yani bu fotoğraflarını gösterdiğim Sardis Lidya. şehrinin Lidya'nın Lidya başkenti Sardis. sardesin tamamen yıkıldığını söylerler. Şimdi böyle gördüğün gibi bu dev sütunlu kent e, yıkılmış. Sonra depremden sonra tekrar e, bazı şeyler yapılmıştır. Zaten bütün bu antik çağdaki depremleri ya da işte erken Hristiyanlık dönemi depremleri görünce Konstantin'e de bakınca işte Justinian dönemine de bakınca e, hepsinin zamanında büyük depremler olmuş Anadolu'da. İlk yaptıkları şey bir tapınak yıkıldıysa onun yerine bir mesela kilise inşa etmek ve bu, bu yerler mesela günümüzde belki camilere insanlar sığınamıyor izin vermiyorlar her nedense bunu da anlamıyorum hı hı. yani ayakta kalan camide neden insanlar barınamaz neden tuvalet sorunu çekerken tuvalete giremez vesaire birileri beni linç edebilir bu konuda ama bana göre hani bunlar Tanrı'nın evi ise Tanrı'nın evi insanlara açıktır. Özellikle donan, ve barınmaya ihtiyacı olan ve hijyenik sorunlar yaşayan, yıkanamayan, tuvalete giremeyen insanlar için. Ama antik çağda bakıyor, bakıyorsun mesela bir tapınak yok olduysa o hemen çok kısa bir zamanda bir kiliseye dönüştürülüyor ve insanlar gidiyor içinde yatıyor. Çünkü başka bir şey yok yani bunlar tanrıların ya da sonra İsa'nın evi olarak ya da Meryem'in evi olarak yer alıyor. Sardes'te de aynı şeyi görüyoruz. Bu Anadolu'daki ilk deprem Hı -hı. ama... Tiberius burada vergi almayı kesmiş uzun bir süre. Bayağı buraya bir yardım kampanyası falan da düzenlemişler diye okuyorum ben de şu anda. Ki Tiberius da böyle bayağı agimasız bir evet. imparator olarak bilinir biliyorsun. Ama zaten sonra şehirler tekrar yapılırken de 12 tane kendi heykelinle diktirmekten ya. de geri kalmamış arkadaş. Bir sonraki büyük depreme geçelim istersen. Hı hı. Yani İstanbul'da da bu erken zamanlarda mesela bir e, milattan sonra 29'da bir deprem olduğu biliniyor. Ama e, tarihçilerin ve kroniklerin not ettiği e, en büyük depremlerden bir tanesi de Antakya depremi. 13 Aralık e, 115'te gerçekleşen Antakya depremi. Zamanın gerçekten en büyük depremlerinden bir tanesi. Kimisi diyor ki 7 büyüklüğünde, kimisi diyor ki 7.5, 7.6 diyenler de var ama yani bu depremle ilgili geçenlerde arkeolog arkadaşım Nedih Başgelenle konuştum. Dedim ki ya, buradaki bilgiler ne kadar güvenilir? Çünkü yaşlı piliniyorsun mesela yazdıkları daha önceki depremlerle ilgili fantastik ögelerle dolu. O da diyor ki çok detaylı biliniyor. Neden? Çünkü e, Trajan... Roma İmparatoru... Hı hı. E, kışı geçirmek için Antakya'ya gelmiş. Bir sefer, sırasındayken. sefer sırasındayken ve... E, lejyonerleriyle birlikte geliyor. E, kaç tane lejyon olduğu, kaç tane asker olduğu... E, civarda Büyük İmparator Antakya'ya geldiği için... pek çok insanın Antakya'ya doluştuğu... dolayısıyla... E, tahminlerin çok daha üzerinde çok detaylı bilgi var bu 115'teki depreme dair çünkü Roma tarihçileri mesela Cassius diyor Roma tarihinde bu depremi ele almış çünkü Trajan orada. Tabi sadece Trajan yok aynı zamanda Hadrianus ya da Hadrian de orada bir sonraki imparator. Evet. Zaten Trajan çok geçmeden vefat edince Hadrianus ki benim Roma tarihindeki en sevdiğim Imparatorlardan en bir tanesi, bursa. en haklı senilerden bir tanesidir. Kendini Antakya'da imparator ilan ediyor. Hmm. Ee, Baya depremden hemen yakın zamanda ölüyor o zaman Trajan. Bir sene sonra falan ölüyor. Yani şimdi şöyle e, deprem olduğu sırada 7.5 yani bugünkü depreme yakın bir büyüklükte bir Richter ölçeğine göre deprem oluyor. Hem Trajan hem e, Hadrianus içerideymiş, yani binaların içindeymiş. Çok yara beri almadan böyle şeyden camdan kaçıp çıkıyorlar ikisi de ayrı yerlerde. Ve o dönemde bir hipodrom var. Yaşayanlar, yani hayatta kalanlar çoğu açık alan diye hipo, hipodroma yerleşiyorlar. O üç, o dönemdeki önemli kişiden yani Trajan ve Hadrianus'un haricinde bir tek şey Marco Pedo diye bir konsül var. Bir tek o hayatını kaybediyor. Gerçekten de çok böyle yani sivilin vesaire o şeye dolduğu kışladan kaçtığı ve hipodroma yerleştiği düşünülüyor. Trajan çok geçmeden yani bir, 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 pek çok da artış gerçekleşmiş. Bugün gerçekleştiği gibi Antakya ve Maraş bölgesinde. Ee, hemen bir tike heykeli e, bölgeye diktiriyor. Tike, de, tike şeydir iyi şans getirsin diye. Hmm. Ee, yani insanlara e, bir güç versin. Çünkü o heykeli görünce onlara iyi şans getireceğini düşünür. Ee, 117'de de Hadrianus yani işte iki sene sonra depremden kendini burada şey ilan ediyor, imparator ilan ediyor ve ilk icraatı da Traya'nın cenazesini kaldırmak. Dolayısıyla o bölgede büyük bir cenaze merasimi ve seremonisi gerçekleşiyor. Su kemeri olsun pek çok şey inmiş zaten. Onları yaptırtıyor ve pek çok yapı inşa ettirilmeye başlıyor. Hadrianus gerçekten de bölgeye büyük yardımlar yapıyor. Değişik bölgelerden aldıkları vergilerle vesaire... şehre yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Çünkü unutma ki Antakya tarih boyunca... altın kent olarak bilinir. Evet. Ve neden altın kent? Çünkü böyle Anka kuş gibi tekrar tekrar küllerinden doğan ve gerçekten de insanların antik çağlardan Hristiyanlık dönemine kadar en önemsedikleri şehirlerden bir tanesi hem baharat yolunun hem ipek yolunun geçtiği ticaret için son derece önemli olan ve hem işte Grek döneminde işte Selefkosların döneminde hem Roma Haçlar döneminde, Haçlılar döneminde de gerçekten de bir Hani o Kudüs'e inerken bir geçiş yolu gibi hı hı. düşünülen bir yer. Dolayısıyla hem dinler tarihi açısından çok önemli, hem de medeniyet tarihi açısından çok önemli bir kent. Ki bunu da zaten aslında ne yazık ki şu anda büyük zarar görmüş olsa da o kültür mozayı halinde yansıtıyor Antakya kent, özellikle ilçe Antakya ilçesi. Evet, yani zaten Antakyalılar hep böyle Hatay denmesini hiç hoşlanmaz evet. çünkü hani Hatay bütün ilin. E, ismi. Ama Antakya şehirlerinin ismi. E, günümüzde maalesef Antakya diye bir, şey, bir şehir kalmadı. Evet. yani Ve Antakya yeniden yapılacaksa da oraya yapılmaması gerektiğini de pek çok insan söylüyor. Akıllı kentlerin e, bambaşka bir yere inşa edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama tabii ben o psikolojiyi bilmem. Çünkü benim çocuğum, babası kayınvalidem, ailem, herkes Antakyalı. Ve onlar Antakya, Antakya onlar için bir böyle kutsal kent evet. gibi bir şey yani. Hani biz Antakya üzerine duruyoruz. Çünkü bu 115 ve 526'daki en büyük Anadolu'daki depremler, günümüzde en büyük yıkımı orada oldu. Ama tabii Maraş olsun, Elbistan olsun, Adıyaman olsun, Antep olsun çok derinden etkilendi bu bu hafta içinde gerçekleşen hı hı. deprem. Ee, yani Antakya'nın ben sürekli Antakya'dayım. Benim için yeri bambaşka. Çünkü birebir ailemi etkileyen bir durumda söz konusu ve herkesin ailesine herhalde Türkiye'de bir şekilde bu depremler dokundu. Yani hı. ailesinden kayıp olmasa bile Anılarını, şehirlerini, o aşık oldukları şehirlerini kaybettiler. Bir daha o şehre dönememek, eş dost geçmiş yani anılarını kaybetmek. Yani bir yandan böyle bir toplumsal amnezi gibi bir durum söz konusu burada. Yani ki galiba ben bilmiyorum ama bunu aslında inşaat mühendislerine danışmak daha doğru olur ama yine bir inşaat mühendisinden öğrendiğim kadarıyla galiba aslında iyi yapabiliyorsun. Evet. Yani Yıkılmayan zemin, binalar yani, neden yıkılmamış onu bir düşünmek lazım. Evet, Yıkılmaması mümkün aslında binaların. Hı. Hatta bu Flu TV'de çıkan bir inşaat mühendisinin söylediğinde bir bina yıkılmıyor zaten. Yani deprem ne olur? 9'a 9,5'a dayanıklı yapılıyor aslında bina eğer yönetmelikler uygulandıysa. Devam edelim Devam istersen. Devam edelim. İstersen yine Antakya'daki 526'da gerçekleşen depremi anlatalım. Bir 29'da bir de 447'de de arada iki tane İstanbul depremi olmuş diye geçiyor ama Teodosius surlarının çok ciddi hasar gördüğünü hmm. söylüyorlar o Söylüyorlar o İstanbul evet. depremiyle ilgili. Deyip tekrarından sana Antakya 526. Mayıs'ta olduğu düşünüyor. Kimisi 19 ila 29 Mayıs arasındaki o 10 günlük tarihte olduğu söyleniyor. Bunun da... 7 e, üstü, çok büyük bir deprem olduğu... ya 7 ya 7 üstü olduğu e, not edilmiş ve... o dönemde... E, işte birinci Justin çağı... E, Justin ne biliyorsun? Justinian'ın evet, e, şeyi, amcası mı? Aa, o değil. Justinian değil. değil. Ben de şeyi okurken dedim birinci ya bu Justinian'ın da yazık salgınlar... isyanlar... İyi de bir imparator galiba. Ama Justine. yani devam ediyor sonuçta bu 526 deprem. Evet yani sonuçta Teodora. Yani sonra gelecek Justin. Sonra ya. gelecek. Heh, Ama işte Antakya'yı onlar da tekrar inşa etmek için elinden geleni yapacaklar. Bu 526 Antakya depremi birinci Justin döneminde gerçekleşiyor ve deprem sanki her şeyi yok etmesi yetmemiş gibi üstüne çok büyük bir yangın oluyor. Of. Ve yangınla beraber neredeyse şehir tamamen kül oluyor zaten bu depremlerdeki ortak nokta hani deprem çok sarsıcı ve yıkıcı oluyor tamam ama sonrasındaki çıkan kaos işte yerel Salgın, yönetimin açlık. Evet yetersizliği salgınlar işte yağmacılar mezar hırsızları diyeyim artık Çünkü o binalar toplu mezara dönüşüyor bu kaostan dolayı da çok insan ölüyor. Yani günümüzde de bu yaşanıyor. O yağmamalama hikayelerini hep okuyoruz, duyuyoruz. Ama işte milattan sonra 526 da aynı şey olmuş. Hı hı. Mesela Konstantin'in oktagon domus oraya denilen o dönemdeki Antakya coğrafyasında biliyorsun Asi Nehri yani hı hı. Orontes denilen o mitolojik hikayeleri de beraberinde tamam. getiren. Nevişahsına münasır ters akan nehirin ortasında bir adacık varmış. Ve o adacık yani antik dönemden gravürleri bulmak mümkün. Sonradan çizimleri. O adacığın üstünde mesela Domus Orea altın işte şey oktagon şeklindeki tapınak mesela yok olmuş. Ondan sonra Antakya Patriği o dönemde oradaymış ve Dediğim gibi sonuçta çok önemli bir... E, Hristiyanlık tarihi için Antakya çok önemli. Çünkü Hristiyan kelimesi... Hristiyan kelimesi bile bilmiyorum biliyor musun ama... E, Antakya'dan çıkar. Hmm. İlk kez orada telaffuz edilmiştir. E, ve... özellikle... E, Hristiyan azizleri... E, önce Antakya'dan çıkarak... ilk kilisenin orada kurulduğu bilinir. ki Kayalık o mağaranın içinde kurulduğu için... Şu anda da mesela o mağaraya hiçbir şey olmadı. Ee, şeyin oldu. Petrus. Ya bugün Peki sen Petrus Roma'ya gitmiyor mu diyor? Gidiyor işte. Aa, önce Antakya'ya gidiyor. Antakya'da i̇lk kiliseyi burada diyor. kuruyorlar ve e, bugün de mesela orası kayalık bölge olduğu için Antakya'nın e, Antakya şehrinin tam e, çıkışı olarak kabul ediyor. O mağara da, e, dünyanın ilk kilisesi olarak kabul ediyor. Mağaranın içine inşa edilmek için. Kayılık üzerine kurulduğu için ve dağlık bölge olduğu için orada mesela hiçbir şey olmamış. Hı hı. Bu depremde de olmadı. Antik çağda da bu 500 evet. dönemde de olmadı. Ama ne oldu? Depremden dolayı mesela zamanın patriğinin üzerine zift dolu bir kazan dökülüyor. Kaynar zift ve çünkü orada dericilik vesaire otur şeyler de yap yapılıyor. Bölgenin Aha. önemli zanaatlarından bir tanesi. Sadece kafası kalmış. Bütün vücudu zift altında kalmış. Kafası dışarıda kalmış. Bunun gibi işte tarihçilerin tarihçiler, no kroniklerin notlarından bilgiler ediniyoruz. Tanrı cezalandırmış ee, diye kesin dedikodu çıkmıştır. Yani işte bu John Malalas diye bir Bizans tarihçisi var Kroni. O çok detaylı yazmış hı hı. bu 526 depremini. Ve oradan biliyoruz. Mesela günümüzde yaşanan her şey 526'da da yaşanmış. Yani diyor ki devletin olmadığı yerde kaos öyle bir ayyuka çıkmış ki civar yerlerden ve coğrafyalardan ellerinde işte silahlı insanlar gelip Antakya hem zanaatleri açısından hem dinler tarihi açısından çok önemli bir başkent ve patrikhane merkezi olduğu için bölgeden yani civar coğrafyalardan insanlar gelip o zenginlikleri, o altınları soymaya gelmişler. Millet birbirini doğramış. Evlerini korumaya çalışanları soymuşlar. O mağdur insanları ellerinden işte altınları falan filan kesmeye çalışmışlar ki bölgeden gelen haberlerden günümüzde dahi böyle haberler çıkıyor biliyorsun. Hani e, gidip de bir Afgan kadının kolunu kesmeye çalışanlar bileziklerini çalmak için falan. Ya, o yüzden de hani 2000 yıl sonra da aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir güruh bu, buna e, memleket ya da din ya da bilmem ne atfetmeyeceğim. Çünkü maalesef bu ırkçılığı da beraberinde getiriyor ve çok ürküyorum. Yani bunun kullanılmasından da ürküyorum. Evet. Çok çünkü çirkin yerlere gidiyor. Ama yani önemli değil. Türkü, Suriyelisi, bilmem neresi fark etmez. Sonuçta insanların acıları üzerinden fırsatçı bir şekilde zenginleşmeye çalışan halklar her zaman olmuştur. Evet. Buradaki en önemli şey hani merkezi hükümetin ya da devletin asayişi sağlaması, insanların güvenliğini sağlaması. O yüzden 500'lü yıllarda bu yapılamamış ki işte Malalas'ın kroniğinde de Roma tarihi diye bir kitabı vardır. Çok önemlidir. Roma tarihinden bunları öğreniyoruz. Bugün de ümit ediyorum tarihçiler ya da işte bizler bıraktığımız mektuplarla, günlüklerle, Yazdığımız metinlerle aynı şekilde olan biten bütün gerçekleri bırakmamız gerekiyor ki gelecekteki insanlar bugün olanları kayda alsınlar olmaması için çabalasınlar. Evet, evet yani böyle bir tekrarını böyle sanki bir loop olun içerisinde gibi devam ediyor cycle. Bu arada benim hep söylerim yani Teodora kimi tarihçiler tarafından böyle bir fahişe olarak adlandırılır. Ama hayır işleri konusunda belki de dünya tarihindeki en önemli kadınlardan bir tanesidir. Bir ara parantez açmak ister misin? Ya bu Theodora ne etti kadın olduğu için? Ve güçlü bir kadın olduğu için. Güçlü belki. bir kadın olduğu için ama şöyle bir durum da var Theodora ile ilgili. Theodora çok mütevazi bir geçmişten geldiği söyleniyor. Hmm. Babasının böyle bir sirkte çalıştığı. Dolayısıyla bunun da böyle bir Hani sirk falan demek aşağılık bir şey yani eskiden de oyunculuk yapan ya da eğlence için dans eden, insanları eğlendirmek için rakkaslar, sözler vesaire hep böyle bir hani aa bu da if iffetli değil falan diye namalanırdı. Theodora Justinian kadar güçlü Bizans Hı -hı. tarihinde çünkü hani mesela ayaklanmalar çıkınca, mavi ve yeşilli takımlar birbirine girip de işte İstanbul'u yakmaya kadar götürünce Ayasofya'yı evet hipodrom isyanı halkın ayaklanmasında imparator Justinian kenti terk etmeyi düşünürken sen gidersen asıl sen kaybedersin. O zaman bu tacın hiçbir değeri yok diyen kadın Theodora. ve Gerçekten hayır işleri ve kadın haklarını da çok güden ki yani çok Hristiyan bir toplumdan bahsediyoruz. Evet. Yani Bizans gerçek anlamda Hristiyanlığın en böyle sofu şekilde yaşandığı haftada üç gün e, oruç tutulan, inanılmaz böyle muazzam e, muhafazakar bir şekilde yaşayan bir toplum. Dolayısıyla Theodori geç daha sonraları hani bu özellikle şey tarih vardır ya. E, gizli tarih diye bilinen iki tane hani o dönemi anlatan bir tanesi Theodor'un ne kadar iyi ve güçlü olduğunu söylüyor. Bir tanesi de onun ne kadar tırnak içinde kevaşi olduğu, erkeklere doymadığı, seks partileri yaptığı, vampir gibi olduğunu falan anlatan bir şey. Ben tabii ki birincisini tercih ediyorum. Çünkü bir fiil diktirdiği o hayır kurumları, kız eğitim kurumları, kızların eğitilmesi için ve mesela bu 526'daki Antakya depreminde bir şey şehri yeniden inşa edip pek çok yardımda bulunduğu Archangel Michael için bir kilise inşa ettirdiği falan söyleniyor. Dolayısıyla hani bir fiil... Mikail. Mikail evet pardon. Ayrıca Aziz Kozma ve de, Kozma ve Demiyen için e, kilise inşa et, ettiriyor. Yani sonuçta sadece pratikte değil e, ve sadece insanları böyle parmak sallayarak değil, tam tersine fiilen e, insanlara sosyal yardımlarda bulunup hem kadın, yani kadın özellikle altını çiziyorum çünkü kadın olduğu için e, böyle kötülenmiş tarihte diye düşünüyorum. Güçlü kadınlar genellikle de öyle oluyor. Evet. Bu parantezi zaten depremdeki faaliyetleriyle beraber kapatmış olduk. Evet. Justin yani tabii geri duymuyor. Yani imparator, Bizans İmparatorluğu mesela o dönemde ve bugün de, de Antakya'da yaşanan ve Maraş'ta ve bölgede yaşayan en büyük sorunlardan bir tanesi, bir tanesi hijyen biliyorsun. Hı -hı. Ee, ve yani insanlar depremlerden sonra türlü pandemiler ve türlü salgın hastalıklarla cebelleşmek durumunda. Günümüzde de mesela İskenderun Hatay'da kolere salgınının başladığı, kuduzun başladığı söyleniyor. Vahşi hayvanlar iniyor, onlarla birlikte kuduz da oluyor. Yıkanamama ve şehirdeki lağım şebekesinin sulara karıştığı için bu tür salgınlar ortaya çıkıyor. Mesela Justinian bu 526 depreminde hemen akabinde banyolar ki hem Roma hem Bizans bu hamamlara çok önem veriyor biliyorsun. Şehrin mimarisinde de önemli. Hamamlar, banyolar ve hijyenik böyle tuvaletler falan inşa ettirdiği not edilmiş. Hem bu şey tarafından, Malalas tarafından hem diğer Bizans kronikleri tarafından. İsyan çıkaranlar da çok acımasız... ve ibretlik bir şekilde cezalandırılmış. Justinian pek çoğunu idam ettirmiş yani toplu idam insanların göz önünde. idam ettirmeyenler de işkenceyle... cezalandırılmış ki... hani siz böyle siz misiniz talan eden... ya da yağma yapan diye ki bir daha tekrarlanmasın diye. 250 bin kişinin öldüğü düşünüyor ki... hani o dönemin Çok popülasyonu düşünürsek... şehrin herhalde... 3'te ikisi yok olmuş gibi popülasyonu. Bir öncekinde olarak. de 260 binde sayı yine yani bir herhalde 400 yılda bir iki defa kenti neredeyse yıkmış deprem. Zaten Antakya tarihine bakınca bunu araştırdım en az 10 depremle sıfırdan inşa edilmiş yani 10 kez yeniden sıfırdan tamamen her şey yok oluyor ve birdenbire Antakya yeniden kuruluyor. 553 deprem. Depremiyle ilgili söyleyebileceğim bir şey var mı? İstanbul'daki 553 depremi yine çok büyük depremlerden bir tanesi. 7 ve üstünde olduğu düşünülüyor. Tabii İstanbul coğrafyası göz önünde bulundurunca sadece deprem değil bir de tsunami gerçekleştirdiği belirtilmiş. Ve bu tsunami'nin dalgalarının bayağı böyle metrelerce uzun olduğu söyleniyor. Ya yani O dönemdeki yani Bizans şehrine göz önünde bulundursak pek çok kilisenin, pek çok yapının işte surların falan tamamen yıkıldığı belirtiliyor. Hı hı. yani yıkıldıktan sonra da tsunami ile birlikte şehrin sular altında kaldığı not edilmiş ki hani afet üstüne afet düşünsene yani depremle gitmeyen ondan sonra sular altında kalarak yok oluyor. Hı hı. Yaz ayları olduğu için de bu 553'teki deprem büyük bir ihtimalle salgı, sularla birlikte salgınlar da çok daha hızlı bir şekilde yayılmış. Bundan sonra Anadolu'daki bir, bir büyük başka deprem çok kısa bir zaman sonra 554'te Anadolu depremi gerçekleşmiş, Küçük Asya depremi olarak da biliniyor. Yani bu herhalde felaket yüzyılı falan o dönemin evet. herhalde din adamları çıkıp da biz şu kadar günah işledik o yüzden böyle oldu falan diyorlardı. Çünkü genellikle hep böyle hani Sodom ve Gomorra misali şu günahlar yüzünden şehir yok oldu falan filan denilir ya. 53, 54, 57 yani birkaç yıl içinde devasa depremler. Hepsi de birbirinden yıkıcı. Bu küçük Asya depremi de yani günümüzde Yunanistan, Kos Adası vesaire pek çok bölgeyi etkisi altına almış ve pek çok yer işte Güney Anadolu'da etkilenmiş. Yani Milattan sonra 6. yüzyılda ve 11. yüzyıldaki tarihçilerden pek çok bilgi ediniyoruz bu 500'lü yıllarda, 550'lerdeki depremlere dair. Çünkü hakikaten yani pek çok eser Tamamen yerli bir olmuş ve sıfırdan inşa edilmek zorunda kalmış. Yani İstanbul bu süre zarfında iki tane büyük deprem görmüş. Hı -hı. Ee, ve hani yıkılmayanlar o dönemde de yıkılmış İkinci Ayasofya'da depremde. zarar görmüş birincisinde. Ayasofya zarar görmüş. Ee, ama yani tamamen yıkılmamış. Evet. Do yani. şey kubbesi kubbesi gitmiş Hı. aşağı inmiş ki o kubbesi de evcet hesabına göre falan. hesaplanıp böyle gerçekten e, hani bir sürü kutsallık atfedilen bir kubbedir ama tabii ki bina ayakta kalmış. İki tane arka arkaya olan birkaç sene içinde 553 ve 557'deki İstanbul depremleri hakikaten şehri çok öyle bir sarsmış ki zamanın bütün tarihçileri ki burada isimleri not edilmiş söylemek istiyorum daha sonra araştırmak isteyenler çıkarsa Agathias, Ion, Ionis Malalas demin bahsetmiştim. Günah çıkarıcı Teofanis gibi e, tarihçiler ve yazarlar. E, yani Konstantin, Konstantinye e, şeylerin değişiyle Osmanlı'nın değişiyle ya da işte Konstantinopolis'i gerçekten çok büyük bir yıkım getirdiğini. Hani şehir tekrar inşa edilmeye başlamış, tekrar yıkılmış durum söz konusu. E, dolayısıyla bu... Bu da aynı şimdi olduğu gibi kış aylarında, Aralık'ta gerçekleşiyor ve insanlar sokaklarda donarak ölüyor. Şeylerin, molozların ve yıkıntıların altında günlerce bekleyenler oluyor, aynı günümüzde yaşandığı gibi. Bu kış olan depremlerin şöyle bir tek avantajı var. Vücut birazcık yavaşlıyor ya dolayısıyla birkaç gün içinde kurtarılırsa onlara ulaşma şansınız varsa korunma durumu söz konusu. Yani hayatta kalma zamanını uzatıyormuş galiba evet. değil mi? Evet. Hipotermi de Hipoterm yardımcı olmuş evet. oluyormuş diye duydum ben. Evet ilk başta ama evet. yani sonra da çok büyük bir dezavantajı Çünkü zaten dönüşüyor. fark ettiysek uzun süre uzun sürdü. Daha uzun süre kurtarılanlar olmuş galiba şeye göre Van depremine nazaran vesaire. Evet yani 9. gününde insanlar kurtarıldı. 15 Şubat 2022. 23. Bu arka arkaya 550'lerdeki depremler gerçekten de Bizans İmparatorluğu önce 1. Justin sonra Justinian ve Theodora döneminde gerçekten hem yani mimari açıdan büyük bir yıkım hem Nüfus anlamında tamamen böyle kaos düzeninin ve her şeyin alt üst olduğu dönemler. 557'deki İstanbul depremi özellikle Agathias gibi tarihçiler şey söylüyor. Yani binalar yıkıldıkça insanlar geniş alanlara sığılmaya çalıştı ki buradan da hani şimdi yine ders kelimesine geleceğiz burada. Ders demek istemiyorum ama Toplamma hani alanlarını toplanma alanları. Ee, çok özür dilerim senin rolünü çaldım ama. Ama yani çok güzel bir şekilde söyledin. Çünkü 557'de bile bu problem dillendiriliyor. Ve bugün aradan 2000 küsur yıl geçmiş. Ve biz hala şayet bu deprem olacaksa ki 30 yıl içinde burada da olacağı aşikar. Bütün bilim insanları bunu söylüyorlar. Bas bas bağırıyorlar. Ama tam yani Kassandra sendromu gibi. Kassandra evet. biliyorsun mitolojide felaketleri görebilen bir kızdı ve söyleyince en büyük aslında ona verilen ceza kimse onun söylediklerine inanmaz, inanmazdı. Günümüzdeki bu bilim insanlarının senelerdir söylediği resmen Cassandra kompleksi Sanat olarak sanatlar kanunun ismini söyleyeyim. 6306 sayılı kanunla beraber imar açılıyor. Bu toplu toplanma, toplanma alanları. alanları. Bugün günümüzde ama aslında öyle bir şekilde çok özür dilerim tekrardan söyleyeyim ama öyle bir yazmışlar ki kanunu. Sanki oralar toplanma alanı oluşuyormuş gibi. Ama tam tersine oluyor aslında. Çok güzel bir Çok güzel bir şey var orada. Cümleler dizilmiş arka arkaya ve işte istediklerini elde etmişler. İşte yani bunları duydukça benim tüylerim diken diken oluyor. Öfkeleniyorum. Sonra kendime diyorum ki Öfke'mi iyi bir yere kanalize edeyim. Bunun yaşanmaması için ne yapabiliriz? Bu yasaların, bu torba yasaların içinde çıkan Yine imar afllarının vesaire, bunların hepsinin ama hepsinin sıfırdan yazılması, yok edilmesi lazım. Ve bu bu gibi şimdi arkamızda seyirciler görüyorum, bilmiyorum çünkü flu olarak görülüyor belki. Evet. Ama şu beton yığınının her yerine e, toplanma aranları. Yani şu anda günümüzde tek toplanma alanı ya mezarlıklar ya böyle şu kadarcık göstermelik parklar. Başka hiçbir yer yok. 557'deki depremde de bu sorun yaşanırken bugün aynı şeylerin yaşanacak olması da aşikar. O 557'de mesela Agatya diyor ki insanlar bu toplanma alanları diyeceğimiz açık alanlara akın ettiler ve ilk kez efendiler ya da muktedir sınıfı ve halk... eşit oldu. Çünkü diğerleri saraylarında yaşarken... ve aslında halktan çok kopukken... birdenbire... hani o da insan, bu da insan... köle de olabilir ama köleler ve... efendiler... kadınlar ve erkekler... çıplak vaziyette bir kış günü... aynı alanda... eşitlendiler diyor. Evet. Ve tabii ki bu neye sebebiyet verdi? Büyük kaosa sebebiyet verdi büyük infiyaller yaşandı. Ama bir şekilde Justinian ulusal yas ilan ediyor. Gerçekten çok acımasız gelebilir ama bu tür bu kaosu başlatanları ve yağma yapanları cezalandırıyor. Kendi pelerini. Onun da ismi şeyde, Klamas denilen bir şey var. Bizans imparatorlarının taktığı pelerin var. Tacını ve pelerini çıkartıyor. Yasın göstergisi olarak. İşte onlar için en önemli olan ve zamane herhalde mimari tarihindeki en önemli eser olan Ayasofya'nın kubbesi zaten çok geçmeden aşağı iniyor. Surlar olsun, İstanbul'un etrafındaki duvarlar olsun çok tahrip oluyor ki çok geçmeden bu tahrip olmuş duvarlardan hı hı. da Hunlar akınla akın edip giriyorlar. Ben okurken Hunlar ne yapıyor? Hunlar giriyor mu içeri? Giriyor. Bayağı bir talan. E, alınmamıştı hani İstanbul. Yani işte sonuçta bayağı bir talan. Benim için şu anda çok büyük bir şok bu. Ben 1453'te alındı zannediyordum. Hı. Alan almış yani aslında. Alan almış. Talan, talan almış. Talan. <laughs> bir de şeyin not almak istiyorum, düşmek istiyorum aslında. Bu dönem Bizans'ın tam böyle kendini toparlayacak mı acaba? Büyük bir Roma İmparatorluğu tekrardan yükseliyor Doğru, mu acaba Roma. dendiği dönem. Güney İtalya'da e, seferlere çıkılıyor. Afrika'da seferlere çıkılıyor. Anadolu'da Perslerle mücadele edilebiliyor. Daha henüz Arap şeyleri gelmemiş akınları, İslam akınları gelmemiş, İslam Devleti'nin akınları. O zaman belki de Tanrı'nın gerçekten de yok siz yükselemeyeceksiniz ha. dediği dönem gibi bir dönem. Ama işte hemen onun akabinde de pek çok, mesela Aya İrini vesaire de çok e, hasar görmüş. Hemen o hasar gören kiliseler ya da odeonlar ya da e, bazilikalar hepsi yapılıyor. İnşa, i̇lk, ilk, yapılan şeylerden bir tanesi. Çünkü yani insanların... Zaten güçlü olduğu bir dönem. Ama... Ama imparatorluk tarihlerine bakacak olursak Osmanlı'da altın çağı ne zamandır? Kanun denilir değil mi? <laughs> 1500-1600'ler yani genellikle imparatorluk kurulduktan 200-300 yıl sonra peak'ine ulaşır. Evet. Yani bir insan ömrüyle düşünecek olursak 40'lı 50'ler böyle bir peak'tir. Ondan evet. sonra düşüş başlar birazcık antropomorfik okuma oldu ama imparatorluklar da bana göre öyledir. Evet, az çok. Dolayısıyla hani... Osmanlı'nın da 200. ve 300. yılında öyle bir... hani abi, e, imparatorluğun... alanlarının en genişlediği, refahın en genişlediği, sanat eserlerinin en yaygın bir şekilde... inşa ettirildiği vesaire... zamanlardır. Ama o zenginlikle ve imparatorluğun genişliğiyle birlikte dekadans da olur. Çünkü bir süre sonra o çoklukla birlikte haksızlığın tarihi yazılır. İbn Haldun seviyor musun? Seviyorum. Evet, yani o İbn Haldun'un aslında tam anlattığı şeyler pardon. Çok sert bir sözünü şey yapmış gibi oldum. Evet. Özür dilerim. Hayır, hayır. Lütfen özür dileyecek bir şey yok. Ya sonuçta hani bu bu tarihçiler ve bana göre sosyologlar bize pek çok şeyin her zaman e, teker birebir tekerrür etmese bile e, gerçek anlamda insan doğasının fotoğrafını çekmiş oluyorlar. <laughs> o yüzden de sen böyle gerçekten o saraylarında tahtının üstünde kendi tanrı sanmaya başladığın anda e, tarihte hep bunu görüyoruz. E, bir şekilde o halk seni indiriyor. Evet. Neden? Çünkü o halkın zaten e, yoksunluğundan yıkımından acısına empati duymamaya başlıyorsun. Bunu resmen bir takdiri ilahi olarak görmeye başlıyorsun. Ama o insanlar o acıları bir fiil yaşıyor. Dolayısıyla senin altın sarayına tabii ki o tacını indirmek istiyorlar. Justinian çok akıllı bir imparator. İlk yaptığı şey tacını çıkarmak olması boşuna değil. O altın taç pek çok insan için o gücün sembolü belki ama her şeylerini kaybetmiş insanlar için aynı zamanda da bir haksızlığın da sembolü. O yüzden de hem Justinian hem Theodora... çok büyük işte imaret işine ve insanların hayatın normalleşmesi için... yeniden bir... Rönesans başlatmış oluyorlar ki... belki de... Bizans İmparatorluğu'nun başkentinin... çok kısa bir sürede iki tane büyük depremden sonra yapılması... belki çok büyük bir zorluk ama o yüzden de günümüzde Justinian ve... Theodora belki de Bizans tarihindeki en önemli imparator hı hı. ve imparatoriçe olarak tarihe kalmış. Çünkü bu yıkımları aslında çok dik bir şekilde Kontrolü halkıyla beraber durarak ve bu hırsızlara, talancılara da boyun eğmeyerek kaosu sistematik ve organizm bir şekilde durdurarak tarihi isimlerini yazmışlar. O zaman bir imparatorluğu gerimizde bırakıp bir nevi onun devamı olacak olan Osmanlı'ya geçelim istersen. Evet. 1509 İstanbul Aa, şey. depremine. Ee, küçük kıyamet ya evet. da küçük felaket Kıyameti olarak. Kıyameti Suğra size. mı? Suğra mı? Suğra. Suğra değil mi? Ben de öyle tahmin etmiştim. Evet. Ya bu e, gerçekten de herhalde İstanbul'un gördüğü en büyük depremlerden bir tanesi. Ya şimdi bin, e, 1509'da İstanbul'da yine büyük bir deprem oluyor. İkinci Beyazıt dönemi bu. 2. Beyazıt döneminde popülasyonun %10'unun, İstanbul nüfusunun %10'unun öldüğü söyleniyor. Ki bu çok büyük bir rakam. Evet. Sabaha karşı meydana gelmiş. Aynı bu Maraş depreminde olduğu gibi insanlar yataklarında yakalanmışlar. Ve 13 bin insanın o dönem vefat ettiği söyleniyor. O dönemde camilerin Neredeyse tümü yıkılmış. Kız Kulesi bayağı bir tahrip olmuş. Deprem sonrası da... bayağı böyle bir padişah... Beyazıt zaten bu organizasyon konularında en iyilerinden bir tanesi. Zamanın tarihçilerine göre 66 bin kişinin mobilize edilip ki... hani nüfus olarak bakarsan bayağı yani büyük bir sayı bu. ...mobilize edilip te şehri tekrar ayağa kaldırmak, insanlara yardımda bulunmak... ...işte aş evleri aş açmak falan gibi şeyler yaptırtmış. Ee, ama tabii ki... ...İstanbul... ...çok uzun bir süre ayağa kalkamamış. Ee, yaralar çok kolay sarılmıyor çünkü... ...büyük yapıların hepsi neredeyse yok olduğundan bahsediyoruz. Ee, ve... ...yani şimdi... Hep depremin fiziksel ve insan hayatı gözünden bakıyoruz ama bir de işin psikolojisi var. Tarihçiler... bu... küçük kıyamet denilen depremin... İstanbul'un... zihninde ve psikolojisinde çok ağır bir travma yarattığı ve uzun süre insanların evlerine... giremediği... Hı hı. ve... hep korku ile yaşadığı söyleniyor. Günümüzde de şimdi şehirlerimiz belki farklı yerleri, farklı lokasyonları yeniden inşa edilecek. Ama o insanlar depremden kurtulanlar ya da yakınlarını kaybedenler kim bilir ne kadar uzun süre o travmayı atlatamayacak. Bunun da yani bu da bu depremlerin farklı bir boyutu ve evet. hani akut yardım dönemi bittikten sonra en fazla yapılması gereken ve üzerine durulması gereken de şeylerden bir tanesi. Bunun da profesyonellerin yapılmasının altını çizmek istiyorum. Çünkü malumunuz işte Diyanet'in verdiği kararla belki de o bölgeye gönderilecek imamlar 9 gün 10 gün sonra bunu söylediler. Psikolojik destek vermesi gerektiği söylendi ama hani imamları aşağılamak için söylemiyorum. Bu yani kimse beni linç etmesin burada. Herkesin yardımına müteşekkirim. Herkes yardım etmesi gerekiyor hepimizin. Ama yani psikolojik destek demek, profesyonel başka şey demek, yani. başka bir şey. Psikolo psikolog ve psikiyatrist başka bir şey. İnsanlar boş boş diye okumuyor. kurulacak diyalog, kurbanlarla kurulacak diyalog gerçekten çok daha başka bir uzmanlık gerektiren bir şey. Evet, yani hani göz yapıyorum derken karşıda çıkarmamak gerekiyor. Ve hı hı. Ee, bu insanları da hani yara sarma kelimesini sürekli kullanıyoruz ama yara sararken sararken de bunun Hani işinin ehli insanların yapması da toplumun akıl sağlığı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. 1653 Doğu İzmir depremi. Evet bunun da en büyük depremlerden bir tanesi 7.5 Richter ölçeğinde bir deprem olduğu düşünüyor. 1653 burada İzmir, Uşak, Denizli, Nazilli ve Tire'deki binlerce insan etkilenmiş. Batı Anadolu fay hattının aslında çatlamasıyla oluşuyor ve o dönemin tabii ki ne kadar güvenilir sayılarını ama 3000 kişinin öldüğü söyleniyor. Seyahatnameleri, mesela Evliya Evliya, Çağrı, Evliya Çelebi Çelebi de bir şekilde yazmış bunu. tabii Evliya Çelebi bana göre en dünyadaki en fantastik fantastik kelimesini kullanıyorum. Çünkü işte Hani dam dam dama atlarken donan kediden tut. işte cadıların muharebesi olarak büyük bir ihtimalle bir tornado ya da bir fırtınayı adlandırmasından. Hayal gücünün çok hı hı. yüksek olduğu bir e, seyahatname yazarı ve e, tarihçi olduğunu düşünüyoruz. Bana göre birazcık romancı da diyebiliriz. Ama hani inanılmaz lezizdir onun tasvirleri ve anlatıları. Evet. Çünkü yani doğal şeyleri belki de anlamlandıramadığı için ve insanların o anlamda bilimsel... bir açıklama yapamadığı için... bunu böyle oburlar yani cadılar ya da vampirlerle açıklar bazı şeyleri. Sonuçta o da... bu 1653 depremine dair not etmiş. Pek çok evin... oturulmayacak hale geldiğine ve işte büyük bir tahribatın olduğu söylenmiş. Bu İzmir depremine dair benim bildiklerim bu kadar. Hı -hı. Bir dizi deprem tetiklemiş arka arkaya ve 8.0 Richter ölçeklerine göre bayağı herhalde Türkiye Anadolu coğrafyası için, Türkiye coğrafyası için büyük bir deprem. En büyüklerden bir tanesi evet. 1668. evet Ve bu arada o dönemde sadece Türkiye değil dünyada da çeşitli depremler olmuş. Yani bu, bu deprem şimdi mesela diyoruz ya diyelim bilmem nerede Mesela şu anda bilmiyorum biliyor musun ama Urfa'daki balıklı göl çamur gölü halinde balıklar gözükmez halde. Aa. Şimdi Urfa ile Maraş arasında bayağı baya bir yol var ama ya yani belli ki bu yani 7 üstü 8 büyüklüğünde depremler çok geniş coğrafyalarda farklı şeyleri tetikleyebiliyor. Yani bazı yerde mesela bu bir önceki bahsettiğimiz İzmir depreminde Aydın'ın çevresindeki suların katran gibi böyle simsiyah olduğu günümüzde Maraş depremindeki 2023 Maraş depreminde Balıklı göldeki balıkların ölüp ölmediği bile tam olarak bilinmiyor. Belki bu programımız yayınlanınca belli olmuş olur ama an itibariyle orası böyle bir simsiyah suların olduğu bir yer. Dolayısıyla belli ki yeraltı hareketleri yeryüzündeki suları da etkiliyor. Kimi yerde böyle kaynak sular çıkıyor, kimi yerde toplu işte balık ölümleri oluyor. Göller mesela birdenbire kaynar su yer altından çıkınca. Hatta hatırlarsanız bu son depremde aktif olmayan bir dormant volcano yani ölü bir volkanın da tetiklenebileceği söylendi. Çünkü hani hiç böyle ot bitmeyen bel, belli dağlar var ya Antakya ve civarında. Bunlar boş boşuna ot bitmiyor değil. Neden orada ot bitmiyor? Belli ki volkanik taşlar, kumlar ve yer altındaki o durumlardan dolayı o dağlar çıplak, ölü dağlar. <laughs> Ama yer altındaki faylar çok ciddi bir şekilde kırılınca ya da çatlayınca belli ki yüzeye farklı şeyler fışkırabiliyor. Bu bazen ölü bir volkanın birdenbire aktifleşmesini de tetikleyebiliyor. Hı hı. Nasıl? Başka bir şimdi istersen depreme geçelim Anadolu'muzda. O da 1766 Marmara hı hı. Denizi depremi. Bu deprem Kurban Bayramı'nda gerçekleşmiş sabah saatlerinde e, ve 6.9 büyüklüğünde e, olduğu e, düşünülüyor. E, bu depremlerin hepsinde şöyle bir şey var. Yer altın böyle e, guruldadı, inanılmaz sesler geldi. Hani o kayaların kıpırdamasıyla sanki böyle bir toprak homurdadı gibi e, anlatılar var. E, Antakya'dan gelen e, yakınlarından da aynı şeyi duydum evet, yani böyle olmuş e, İstanbul depremi en son işte bu 99 depreminde annem de aynı şeyi e, tarif ederdi. Yani böyle bir uğultu sesi gibi ve bir e, kıtırtı sesi gibi böyle bir insanın gerçekten çok tekinsiz hissettiren e, korkunç sesler. Bu 1766 depreminde de keza öyle şeyler not edilmiş. İlk depremde 2 iki dakika, ikinci depremde 4 dakika e, sallandığı söyleniyor ki hani günümüzdeki bazı depremler 10 saniye sürüyor, 20 saniye sürüyor. O bile yeterince yıkıcı ve korkutucu. 2 dakika ve 4 dakika olduğun yani çok herhalde korkutucu ve e, fe, feci evet. bir yıkıma sebebiyet vermiştir. O kadar uzun sürmesi. Burada da mesela resmi verilere göre tabii 1766'nın verilerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani her şey kuşkuyla bakmak gerekiyor ama 4000 kişinin vefat ettiği söyleniyor. Fatih Camii. Fatih Camii her depremde bir şekilde yok oluyor. Yani tarihler bunu gösteriyor. Bir şekilde herhalde o çok ciddi bir fay hattının üzerinde olduğu için Fatih Camii ee, bu depremde de 1766 depreminde de e, yıkılmış. O, o onu biliyor acaba? Deniz Her... kenarında olması mı acaba? Yani tsunami'den değil ama yani depremden. Ha, pardon Fatih Camii. Fatih Camii. Şeyle karıştı. Eminönü Camii ile karıştırdım. Yok Fatih Camii deniz kenarında değil. Evet evet Eminönü karıştırdım. Eminönüydü değil mi? Hemen bir hmm. meydanın yanında bir büyük bir Ya yani, Üsküdar'da var. da çok var öyle deniz kenarında cami işte. Ee, ama Tabii Mivar. biz de şu anda evimizin falan durumuna bakıyoruz da Üsküdar birazcık daha herhalde görecek Kadıköy'e göre. Kayalık. Kayalık yani evet, işte. Evet salacak yani. falan öyledir. Üçüncü Mustafa birkaç gün sarayın bahçesinde kalmak zorunda kalmış. Evet. Çadır kurdurup. Sonra bu Osmanlı tarihinde genellikle şunu görüyoruz. Büyük depremlerden sonra padişahlar önce bahçede kalıyor, sonra hemen Edirne'ye Edirne gidiyorlar. Çünkü Edirne es eski başkent ve daha e, nispeten Korunaklı bir bölge. Dolayısıyla burada da aynı şey olmuş. Üçüncü Mustafa işte sarayın bahçesinde kalmış. Sonra Edirne'ye gitmiş. Hı hı. Şehirde o dönemde işte yere batan sarnıcının büyük zarar gördüğü söyleniyor. Ve şu anda da olduğu gibi ya sular çekiliyor ya sular iniyor. Yani şimdi mesela 20 metre çekildiği söyleniyor bu son depremden sonra. Hı hı bizim Marmara bölgesindeki suların o dönemde de su seviyesi bayağı yükselmiş ve bu da hani yıkım, yıkımların devamını getirmiş suların yükselmesi. Gelelim 1894'e. Bu bu depremin diğerlerinden farkı gerçekten hani bir epok çağına gelmiş oluyoruz. ve bilimin özellikle bu deprem araştırma konusundaki bilimin de ön plana çıktığı bir dönem. Abdülhamid döneminden bahsediyoruz burada. ikinci Abdülhamit dönemi ve ikinci Abdülhamit bu 1894 yani 10 Temmuz 1894 depreminde hemen zamanın önemli bilim insanlarını davet ediyor ve iki tane yani mesela bir tanesi Atina'dan davet edilen Atina Rasathanesi'nin müdürü Ejinitis'i davet ediyor. Marmara Denizi'ne araştırma yapması için İstanbul Rasathanesi ve Yıldız Sarayı'nın bahçesine iki tane sizmograf sismograf satın alınıyor. Ya yani anlayacağın İstanbul'da bu depremlerin oluştuğu tarih boyunca da olduğu ama artık bilimsel bir şekilde bakışın elzem olduğu anlaşılıyor ki Abdülhamit, her zaman ben çok sinir olurum. Böyle kimisi Kızıl Sultan ya da Han der, kimisi... ben bu Abdülhamit meselesine çok şey oluyorum çünkü iki tarafta çok yanlış i̇ki bir... İki taraf da çok ekstrem. Yani sonuçta e, sevabıyla, yaptığı hatalarıyla çok önemli sultanlarımızdan bir tanesi. E, ve hani pek çok okulun Abdülhamit döneminde açıldığı, e, işte Demiryolu'nun Abdülhamit döneminde yaptığı, imparatorluğun dört bir tarafından bilimsel bir şekilde kataloglanıp her şeyin aslında bilime yakın bir şekilde inşa edildiği dönemden bahsediyoruz. Aa, tabii yani eleştirecek tarafları yok mu? Var. Her liderin olduğu gibi hiç kimse mükemmel değildir. Ama sonuçta önemli bir padişah olduğu aşikar ki hani depremde ilk kez bu kadar hani aydınlanma çağından bahsedeceğiz. Lisbon Liz depremine evet. anlatırken nelerin tetiklediğini görüyoruz. Bizde de... E, aynı Lizbon'da olduğu gibi ya da dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi büyük depremler olmuştur. Ama birdenbire bir... E, toplumun, ama... biz rasathane emirlerimize önem vermeliyiz, biz bilim insanlarımıza önem vermeliyiz, bunların söylediğine kulak... vermeliyiz gibi bir... mantalite oluşmuyor. Bizdeki bu... işte İstanbul'daki pek çok depreme kadar. Dolayısıyla 1894 bana göre... önemli. Çünkü en azından bu aletlerin alınıp bunların böyle bir bilimsel gözle hı hı. Ele, ele alınması ve araştırma komisyonlarının kurulması e, demek demek ki hani bunun sadece bir Allah'ın cezası olarak okumamak e, e, olduğunu gösteriyor ki Abdülhamid bu anlamda e, diğer padişahlardan ön plana çıkıyor. Evet. Memurları tekrar işe davet etmiş ama çalışmamışlar. Hı. O da çadır kurdurmuş binaların önüne bu şekilde çalışmalarını sağlamışlar. Evet yani sonuçta insanlar tabii ki korkuyorlar. Binaların içine girmek istemiyorlar. Bugün de mesela o deprem bölgesindeki pek çok insan hani evleri yıkılmamış olanlar bile o şehirlerden çıkmak zorunda kaldık. Çünkü yani her an artçılar oluyor. Günde evet. 3-4 tane artçı oluyor. Her an yıkılabilir. O dönemin memurları da apartmanlarına girmek istememişler. Tabii ki çalışmak istemişler çünkü hani yıkanamıyorlar uyuyamıyorlar hiçbir şey yok. Dolayısıyla Abdülhamit hani her şey yani hayat devam etsin ve yürüsün diye çadırlar kurdurtmuş ki orada barınsınlar ve işlerine geri dönsünler Bir de galiba diye. sismograf var ama herhalde binanın ne kadar güçlü olduğu binayı yaparken nelerin kullanıldığına dair teknolojiler o kadar iyi değil galiba henüz o dönem için. 1890'larda nasıldır o aletler yani, bilmiyorum. Tahta galiba hala bu arada İstanbul. İstanbul ne zaman betonlaştı acaba? Ya özellikle Menderes döneminde İstanbul'un şehresini şehresinin tamamen değiştirdiği değiştiği söyleniyor. Bu şeyi biliyorum. Sonra her caddesi, belediye o, ekledi. Vatan Caddesi. Vatan Caddesi ha. Oraları yapması bayağı Vatan büyük bir Caddesi'ndeki olay o kadar çok Osmanlı ve Bizans eseri yok edilmiş ki tamamen yol yapma uğruna. Ve gittikçe işte yani hani her gelen hükümette sağ olsun, belediyelerde sağ olsun. Burada Parti ayrımı yapmıyorum. Her Hepsinin evet. suçu var. Ee, i̇mar affı e, vererek, gece kondulara işte imar izin vererek falan normalde bir katlı yeri bile kaldırmayacak yerlere evet. e, böyle dev bloklar ve siteler yapmaya izin vererek zaten bunun bir parçası oluyorlar. İstanbul şu anda pek çok Avrupa yani küçük ülkesinden daha büyük bir nüfusa ve e, bina sayısına sahip ve 24 depremi 1924 Erzurum depremi. Buradan devam edelim. Edelim. Ya yani burada belki de depremin boyutu ya da hayat kaybı açısından diğer depremlerden daha arka planda kalabiliyor. Yani zayiat açısından bakacak olursak 310 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor 1924 depreminde ama bu 1924 deprem bana göre hani Atatürk'ün farkının göstermek açısından çok önemli. Çünkü o sırada Mudanya'da bulunuyor. Hemen yani, gemi yolculuğuna çıkıyor. Gemi yolculuğundayken haberi alıyor ve anbean an takip ediyor. Sonra normalde Trabzon'a gidecekmiş ama plan değişikliği yapıyor ve direkt afet alanına, deprem bölgesine gidiyor. Orada bazı fotoğraflar vardır. 1924'te halkı nasıl kucakladığı, Mustafa Kemal'in pek çok liderden farkı ki 1920'ler 30'larda faşizmin böyle hani doğmaya doğru gittiği o liderleri düşünürsek İtalya'da, e, İtalya'da sonra Almanya'da sonra belki e, solcular bana kızacak ama Rusya'da dolayısıyla o e, karakterlerin ortaya çıktığı yerde ya Mustafa Kemal hakikaten her zaman etrafında insanlarla ...gezen ve insanları dinleyen bir lider. Yani... ...böyle... ...evet tek adam... ...doğru tek adam ama o tek adam olarak... ...akıllı işin ehli... ...profesyonellerden her zaman bilgi alıyor ve onlarla istişare ediyor. İşi bilenlere bırakıyor aslında ve o insanları yerleştiriyor. O açıdan da depremde farkı... ...hakikaten gidiyor, insanlarla kucaklaşıyor... ...çocukları... ...sarılıyor, öpüyor... Yani onları böyle dizip de bir şey olarak sanki siper gibi kullanmıyor. Ayrıca o dönem için belki bayağı yüklüce bir şey olarak kendisi ve Latife Hanım onar bin lira bağışta bulunuyorlar ki ne kadar fakir bir cumhuriyet olduğunu göz önünde bulundur. Bu adamın da bir aslında devlet memuru olduğunu göz önünde bulundursak. 24 depremi işte Erzurum'da gerçekten de çok şey olmuş insanlar için korkutucu olmuş o dönemde çünkü ya uzun bir süre orada deprem olmayan bir bölge. Kuzey Anadolu fay hattı. Mustafa Kemal şey demiş. Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. Evet. Tam da ondan beklenen. Hı hı. Ya çünkü düşünsene geometri kitabı yazmış işte bilimin ne kadar önemli olduğunu sürekli altına çizmiş. Fakir de olsa Cumhuriyet'in bütün işte o parlak çocuklarının yurt dışına burslarla göndermiş. Ki gelip ülkelerine hizmet etsinler ve kurumların başına geçsinler, akademilerin başına geçsinler diye. Böyle bir kafa yapısına sahip adamında tabii ki böyle ah ah vah vah diye işten geçtikten sonra hayıflanması beklenemez. İsmini vermek istemişler yeni yapılacak olan bir caddeye. O da reddetmiş. Ben faniyim ama cumhuriyetimiz ebediyen yaşayacaktır. Caddeye cumhuriyet adının verilmesi daha uygun olur. 1939 Erzincan depremi aslında Türkiye'nin en büyük depremlerden bir tanesi. Türkiye'nin yaşadığı en büyük deprem diye geçiyor. Evet, bunun da 27 Aralık evet. doğum günümde olmuş. Aa. 1939'da. Erzincan depreminde hep aklıma şu inönüye sarılan ihtiyar kadın böyle harap haldeki ihtiyar kadın aklıma gelir. Gerçekten de belki de cumhuriyet tarihinde cumhuriyetin gördüğü en büyük depremlerden bir tanesi 11 il etkilenmiş ve 7. büyük 7.9 büyüklüğünde neredeyse 8 evet. büyüklüğünde bir deprem can kaybının 32 bin, 33 bine yakın olduğu söyleniyor. Gerçekten de çok sarsıcı bir deprem. Dünya tarihindeki can alma açısından 27. sırada, Ama 20. yüzyılında en büyük 8. depremlerinden bir tanesi olarak düşünülüyor. Tabii yani bu kadar çok ile yayılmış olması günümüzde yaşadığımız bu korkunç Maraş evet. depreminde de aynı şey söz konusu. Çünkü ya o kadar geniş bir coğrafyada hat boyunca, bütün o fay hattı boyunca üstüne bulunduğu bütün yerleşkeler ve e, binalar yıkıldığı için hani yardım açısından da yollar kapanıyor. Nereden nereye geçeceğini bilemiyorsun. E, şu anda da öyle oldu yani. Biliyorsun özellikle Antakya bölgesinin bu kadar mağdur olmasının sebeplerinden bir tanesi yaptıkları o duble hmm. yolların tamamen çökmüş olması kentlere giriliyor girilemiyor olması hmm. ya yani bu dünyada da Türkiye'de de olan depremlerde genellikle hep hani depremin kendisinden çok etraftaki hayatın felç olması da çok etkiliyor Erzincanda da öyle olmuş yani çünkü sadece Erzincan değil 11 tane e, vilayette gerçekleşmiş bu e, 7.9 büyüklüğündeki deprem İngiltere'den büyük bir yardım alınmış onu görüyoruz. Evet zamanın başbakanı bir komite oluşturmuş. İngiliz medyası çok e, yer vermiş bu depreme. E, yani işte 39'daki ilişkileri düşünecek olursak. Savaş yeni başlamış bu arada. Savaş yeni Onu başlamış. Polonya'ya saldırı başlamış olsa gerek. E, bu 27 Aralık daha, olduğuna göre. Daha önceydi galiba. Ha. Dolayısıyla Dünya'da da bayağı bir ses getirmiş bu deprem. Tabii bugün gibi çok mobil olmadığımız için bugün izin verirlerse geliyorlar ve işte Meksika'dan tut işte Filipinlere Moğolistan'dan tut evet. işte her her ülkeden neredeyse sayısını hatırlamıyorum. Sur bir bir harita hatırlıyorum bu depremde. O da beni çok etkiledi çünkü ülkemizde ırkçılığın çok hortladığı için bunu söylemeye bile insan korkuyor. Ama o bir harita şuydu. Türkiye yurt dışından gelen yardım uçakları ve nokta nokta koymuşlar dünyanın dört bir tarafından Suriye'ye giden iki uçak vardı. Beş gün sonra Amerika lütfedip dedi ki artık Suriye'ye yardım yapabilirsiniz. Yani orada yanlış bir şey var. Sınır kapıları kapalı olduğu için gönderemedi Amerika. Aslında ilk başta direkt Suriye'ye göndermek istediler ama sınır kapıları kapalı olduğu için bir de bölge çok şey bir bölge. Ama uçakla yardım gönderebilirlerdi mesela. Ama işte bölgenin bir kısmı Esad'ın kontrolünde, bir kısmı terör örgütünün kontrolünde, bir kısmı başka terör örgütünün kontrolünde. Yani orayı o yani kadar sonuçta şey topu değil topu yani, yani pek... yardım göndermek kolay olmadı, organizasyonu Olmadı ama sağlamak. yani olan insanlar oldu, orada yani... Uzun süre Esad'dan şey beklediler falan, pardon yanlış anlamazsam, orada bir yardım gönderilmek istendi, Birleşmiş Milletler buna aracı olmak istedi. Ama sınır kapılarının açılması, uçakların inmesinin kabul İşten edilmesi geçti falan 5 gün uzun sonra. 5 gün orada, sonra, 5 evet. gün sonra zaten. Şu anda hala zaten İttik bölgesine giremiyorlar HTŞ kontrolünde olduğu için. Ama diğer bölgeler Halep özellikle birazcık daha bir nebze de olsa daha çok yardım alabildi. Çünkü merkezi yönetimin kontrolünde orası. Ya yani bunları gerçekten tamam bazı bölgeler sava savaş savaş üstüne deprem yaşadı. Evet, çok kötü. Oradaki insanların Dikittik durumu. Kıtlık var, hastalık var, her şey var ve yani dünya bir şekilde kör. Yani ne olursa olsun Esat şunu yaptı, bilmem ne bunu yaptığın ötesinde geçecek olursak oraya yardımın akıyor olması lazım şu evet, anda. Evet, evet, yani Allah'tan birazcık da olsa daha az yıkımın olduğu bir yer oldu Suriye. Hani şeyi tahmin bile demiyorum, Türkiye gibi büyük bir yıkımın orada da yaşanmış olmasını tahmin edemiyorum sivil toplum diye bir şey kalmamış zaten çok güçlü bir sivil toplum yoktu Suriye'nin de. Ee, hiçbir şeyin kalmadı bir ülkede. Bir de böyle bir deprem felaketi çok daha büyük bir yıkım. Halep'te evet. varında bayağı büyük evet. enkazlar olmuş. Evet evet. evet evet. Neyse sonuçta bu 39 depremine dönecek olursak yani kendi zamanının büyük depremlerinden büyük bir, bir tanesi 7.9 ve yani işte İngiltere Başbakanının komite kurmasından tut işte medyasının basında fazlaca yer vermesine kadar herkes bu depremi bir şekilde okumuş. Yardımlar vesaire konusunda o dönemle bu dönem kıyaslanacak olursa eminim kıyaslanamaz. Yani çok daha azdır ülkemize gelen yardım. Çünkü senin de gayet güzel hatırlattığın gibi dünya gördüğü en büyük savaşlardan bir tanesinin içinde. Girmek üzere, girdi girecek yani. Bütün o, o arada da Türk diplomatları girmememiz için hı hı. elinden geleni yapıyor ki bu konuyu daha önce bazı tarihçilerle de tartışmışlığımız vardır. Keşke girseydi falan diyen tuhaf zihniyetler var. Hani pastadan bir dilim almak hı hı. babında. Birincisinde yanlış taraftan girdik, ikincisinde peki doğru taraftan girersek Amerika gibi savaş zengini oluruz gibi mantaliteler maalesef ama bu arada bölge de aynı zamanda bir Sovyet şeyi tehdidi altında öyle bir de bir He, tarafı var öyle bir eskiden sahafımda bir kitap bulmuş keşke alsaydım şey, Kızıl Tehlike yani her an böyle biz de Sovyet etkisinin altına girip ben bildiğim kadarıyla o dönemde özellikle Ermeni şeyler arasında Sovyet kadroları arasında ...dan yükseliyor bu oraya saldırma... ...fikri. Doğu Anadolu'ya saldırma fikri. Ben bir yerde böyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum. Doğu'ya mı saldırma fikri? Doğu Anadolu'ya hmm. saldıralım. Sovyet orduları ile birlikte... Hmm. ...gibi bir... Ya komi, um, komiteciler, şeyden evet, bahsediyorsun. Onlar ya? bir baskı yapmaya hmm. çalışıyorlar Moskova'ya. Savaşın özellikle ilerleyen zamanlarında. Hmm. 1939'da belki... ...öyle bir... ...şey yoktur ama... ...bir yerde okuduğumu hatırlıyorum. Şu anda yani aslında çok şey olmayacak bu kaynak anlamında kötü bir şey olacak ama özellikle bir Ermeni şehrinin olduğuna dair bir şey okumuştum. Ama bu tabii kadroların yürüttüğü bir çaba büyük ihtimalle yani. Yine her zaman yaptığımız gibi bunu bütün bir halka yıkmak çok doğru olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama bildiğim kadarıyla 1945 geldiğinde Sovyetler Birliği çok daha güçlü olduğunda o döneme oraya dair talepleri var. Erzurum, Kars. Kars'ı zaten almışlardı değil evet. mi donucu? Özellikle Kars konusunda falan talepleri var. Bu bölgede yine oraya denk geliyor. Konuyu değiştirmek için... Başka bir Sevda Gül için. isimli bir kişi... Reşadiye Irmağı isimli türkü seslendirmiş. Bu depremle ilgili. Çünkü o Reşadiye ilçesi... Tokat'ın Reşadiye ilçesini çok kötü vurmuş deprem. Ve bir ırmağın üzerinde imiş bütün depremden etkilenen şeyler. O ırmağın ismi de herhalde Reşah. Kelkit Irmağı. Hmm. Kelkit çayı üzerindeymiş depremden etkilenen bölgeler. Nazım Hikmet de Kara Haber isimli bir şiir yazmış. Ha. Evet bu şeyle ilgili. Ha, bilmiyordum. Ben şimdi şeyde gördüm yazılarda. Arşivlenmiş kopyasına bu gidiyorum. Ya, Erzincan'da bi... bir kuş var, kanadında gümüş yok. ''Gitti yarim gelmedi, gayrı bunda bir iş yok.'' diye başlıyor. Herhalde doğrudur. Marmara Üniversitesi'nin sitesi şu anda burası. Erzincan Belgeliği diye bir... arşiv yapmışlar. Devam Bu edelim mi? Yani edelim. 39 sonrasına... depreminden sonra belki de... büyük depremler arasında 1966 Varto Hı. depremi ve 1976 Çaldıran depremi var. Bunların hepsi bir tanesi 7.5, bir tanesi 6.9 yani yine çok büyük depremler. Ama yani istersen onları böyle tek tek uzun uzun diye anlatmam evet. pek anlamı yok. Gölcük depremi bizim hepimizin hayatında ve yakın tarihimizdeki en büyük deprem. Yani 99 depreminde ben şahsen mesela İstanbul'daydım ve İstanbul'un avcılar vesaire ne kadar böyle şey gibi İskambil kağıdı gibi o kumlu evlerin yerli bir olduğunu biliyoruz. Hala ben mesela şu şey konusunda çok kafam karışır. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Bu toplumsal güvensizlik hissi yani verilen ya da bize sunulan verilere güvenememe ya da söylenilen şeylere tam inanamama. Ya bu benim bu coğrafyada yaşadığım tarih boyunca içinde olduğum psikoloji çok sağlıksız. Çünkü hakikaten mesela hatırlıyorum o deprem olduğunda e, diyelim 17 bin kişi öldüğü söylenmişti. Ondan sonra kimi insanlar çıktı bu sayı çok daha yüksek. insanlar ailelerini defnettiler, raporlanmadı vesaire diyen bir şey de oldu ama yani Şehrin nüfusu belli değil mi? Hani tabii ki kaçaklar olacaktır, tabii ki e, nüfus dışında olan insanlar olacaktır ama yani 17 bin deyip arada 10 bin fark olması akıl almıyor, aklım almıyor benim. Ama şimdi bu, bu depremlerde de aynı şey söyleniyor. O zaman biz bu korkunç depremin sonunda e, kayıp sayımızı ne olarak vereceğiz? Kayıda geçmeyenler ne olacak? İşte bu güvensizlik bence yani gerçekten çok yıpratıcı bir psikoloji. Çünkü mesela çocuklar pek çok yani... sayıları verilmiş zaten. Binden fazla çocuk var. Kayıt şey olmayan... hani... annesi, babası, nüfus cüzdanı, bilgisi yani... Şimdi... mesela... çocuk haberini okuyorsun ya da... bir belge görüyorsun. Bu çocuklar ne olacak diyorsun, tamam mı? Yani... bir... Bu, bu 99 depreminde de... insanlar... vefat ettiler. Hemen iki gün sonra, üç gün sonra işte... E, dükkanların soyulma hikayesi, bilmem işte insanların elini soygun... Aynı şey, orada da olmuştu. Yani... tabii ki şeyi anlıyorum. İnsanlar aç susuzken bir markete gidip oradan... su almak, yiyecek almak, bisküvi almak yani bunu ben zaten... hırsızlık olarak saymam. E, kaldı ki... bu bu depremde de benzer sahneler oldu. İnsanlar... mesela... hayvanına mama alıp oraya telefonunu bırakıp ben almak zorunda kaldım yıkılmış bir dükkanın ilk katından. Böyle sahneler tabii ki olacak. Bunlar hırsızlık değil, bunlar ayıp değil. insanlık hali. Sen çocuğunu, kendini besleyeceksin. Ama yani 99 depremde hatırlıyorum insanlar ölülerin üzerinden takılarını çalıyorlardı. Şimdi de aynı haberler yayınlanıyor. Bu, bu insanlığa karşı ee, ya kurumları geçtim zaten güvenmek ama insanlara karşı da felsefi olarak her şeyi sorgulamamızı yani insanın doğası bu kadar kötü olabilir mi? İyi sorgulamak gerekiyor. Ben öyle olmadığını düşünüyorum. Yani hani bardağın dolu tarafına bakmaya çalışıyorum ve şunu söylüyorum. Evet onlar vardı ama ben bir gün bile o talan haberlerini paylaşmadım mesela. Çünkü dediğim gibi bunlar kullanılıp farklı yerlere çekiliyor. Ama yani her gün veri işte şurada şuradan şu, şu ses gelmiş bu ses gelmiş onları yapmaya çalıştım gibi bir işe yarasın. bir de güzel insanların işte bu seferberliğe katılan e, hakikaten dayanışma ve sivil toplumun e, güçlenmesi gerektiğini inanıyorum. Devlet neredeydi diye sorgulamak yerine sivil toplumun gücünü arttırmak ve biz aslında hani bu devleti yapan biziz. Biz halkız. Halk olarak bizim e, bir organizasyonla bir sivil toplum örgütüyle fiilen bir şeyler yapmamız gerektiğini bu deprem hı hı. çok net bir şekilde gösterdi. Çünkü çok kolay yani şu yapsın bu yapsın. Tabii ki devlette olan ihtiyacımız ve organik bağımız yüzünden bunu söylüyoruz. Yani eleştirmek için eleştirmiyoruz. Siyasete girmenin de alemi yok şimdi deprem tarihi yaparken ama bir taraftan da Tam da siyasete girmenin zamanı. Çünkü bu siyaset, yani bu kötü kararlar, bu imar afları, bu çarpık yapılaşma ne acıdır ki? Pek bir şey değişmiyor. Yani insanlar o yüzden ders, ders mi alacağız edebiyatına tepki duyuyorlar. Çok iyi anlıyorum. Çünkü belli ki alınmamış ki bunlar yaşanıyor. Ve belli ki her seferinde unutmayacağız, unutmayacağız, seni de unutmayacağız, şunu da unutmayacağız diyoruz unutmuyor olsaydık zaten bunları yaşıyor olmazdık. Unuttuğumuz için bunları yaşıyoruz. O yüzden evet temenni olarak ne güzel unutmayalım. Unutmayalım o hırsızların yaptığı binaları, beton armenin içindeki metalik metalden çalanları, işini iyi yapmayanları. Evet o denetlemeyenleri, o insanlara sadece daha fazla kat olsun diye arsızlık edip de kendi ailelerini ve ülkelerini çöpe atmalarını onları tabii ki unutmamak istiyorum ama yani sözde kalmaması gerektiğini düşünüyorum 99'dan bu yana 20 küsur sene geçti çok uzun bir zaman değil bu değil mi insanlık tarihi için hiçbir şey değil hatta e 20 senede biz yani arpa boyu kadar yol kat etmedik mi evet afetin boyut çok büyük çok fazla ile yayılmış vaziyette bunların hepsinin farkındayım e, kalpsiz değilim bir süreden sonra herkesin canlı başla çalıştığını da gördüm. Mesela 5. günden sonra bir insanın canlı çıkma istatistiği neymiş biliyor musun? 20 binde bir. Neler unuttuk 99'da? 17 Ağustos'ta sabah saat 3'te Gölcük ve Kocaeli merkezli deprem. O zaten 45 saniye sürmüş. Ve o 45 saniye içinde zaten pek çoğu eskiyen bir kağıdı gibi olan binalar aşağı inmiş o, o deprem ve bu deprem arasındaki en büyük fark asker birinci dakikadan itibaren mobilize edilmişti e para protokolü diye bir protokolle ilgiliymiş Bu da öyle mi Evet bir protokol varmış o protokole göre Türkiye Cumhuriyeti'nin başına gelebilecek felaketlere yönelik e, Sağlık Bakanlığı işte ya yani herhangi bir kuruma hiçbir yerden talimat almadan kendi ilgili oldukları alanda faaliyete geçme izni veriyormuş bu protokol. Bundan ötürü de hani ordu hiç kimseden bir haber almasına bile gerek olmadan gitmiş ki zaten Ecevit de o dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'la beraber koalisyonda ve Devlet Bahçeli bu arada ve bu protokol neticesinde de ordu iniyor sahaya. Zaten Ecevit'te bir gün sonra mı iki bir, bir, gün sonra falan hani biz ulaşamıyoruz oraya e, diyor ve şeyde bulunuyor. Orduyu mobilize ordu mobil ordudan çağrı talepte bulunuyor ama zaten orada inmiş. Çoktan inmiş o sırada diye söylerler. Bu protokoldan çıktığımız için mi? Bu... Biz evet bu protokolden çıktık. Bu protokolden çıkmakla kalmadık. Ee, mesela <laughs> çadır kurulumları, dağıtımları konusunda yine ordu görevliydi. Bu protokolden çıktıktan sonra da e, bunu muhtarlara vermişler. O da Van Erciş depreminde çok ciddi bir e, zafiyet yaratmış diye okuyorum diyeyim. Bu protokolden çıkmak şeyi de Daha ne da, olsun diyor insan her anlamda. Yani hani hiçbirimiz deprem eksperi değiliz ama hepimiz de depremi bir şekilde yaşadık bu coğrafyada. Yani %93'ü deprem hattında olan bir coğrafyada bir yaşamayan bir kul yoktur herhalde. Şimdi ordu, çadır, yemek, sağlık hizmetleri, kurulan hastaneler bölgedeki işte ya da çadırlar, sahra hastaneleri. sahra hastaneleri... Bunların hepsi zaten hani çek, çek, çek hepsinin tek tek olması gereken şeyler. 99 depremine dönecek olursak aslında söylenecek çok şey var. Mesela... 99 depremindeki işte 6 ay sonra koca elinde hiç bir tane bile tutuklu olmamış. Yani hmm. o bütün o inşaatları mesela. Deli göçer vardı. Ya işte isminden o... şeyde dolayı da bayağı dalga geçmişler hmm. şey yapmışlardı. Ya Sakarya'da 5 kooperatif yöneticisi bir işte mimar, mühendis 7 sanık tutuklandı. Yalova'da 76 ceza davası açıldı ancak evet bu veli Gökçer dışındaki tüm sanıklar serbest bırakıldı. Bu ne demek oluyor? Yap nasıl olsa kurtulursun, af gelir. Yani caydırıcı olmadıktan sonra ve e, insanlara bu kadar af yasası çıkartıp topluca bütün partiler el ele kol kola mutlu mesut af a, a, afları çıkardıkça ne oluyor? Yani nasıl olsa deprem bile olsa diyor bu hırsız müteahhitler, mimarlar işte hepsi ortaklar, hırsız ortaklar. Nasıl olsa biz paramızı yatırırız. Aftan yararlanırız. Devlet bizi sonra yargılayamaz. Çünkü ben paramı verdim. Ben af yasası için çıkartılan bütün şeyleri zamanında yatırdım. Legal olarak yapamazlar herhalde. O yüzden de çok rahatça bu ucube binaları dikiyorlar. Normalde 5 kat izni olan yerlere... 20 kat, 30 kat dikiyorlar mesela. 99 depreminden sonra şey değişiyor. Yapı... malzemesi, yönetmelikleri değişiyor. Çünkü bayağı bir deniz kumundan falan yapı bu baloncukların olduğu, için boş olan... içinde böyle şeylerin... Ha, değişiyor değil, da teori ve pratik yani... En son görmüşsündür belki bir inşaat işçisi tuğlaları gösterdi. Değil mi? Yani hani nerede denetim? Kağıt gibi tuğla yapıyorsunuz siz. Metalden çalıyorsunuz. Normalde o metal taşların arasında böyle şey gibi e, yaylı bir şekilde tutması lazım. Ama metal deneyin şey korozyona uğ uğruyor. O kullandığın çimentonun içindeki bilmem neyin içindeki madde de onu eritebilir, korozyona uğratabilir. Yani bunlar hani Çevre mühendisliği, bina mühendisliği vesaire gibi bilimler var değil mi? İnsanlar bu bölümleri okuyorlar evet. 4 yıl boyunca ve ona göre iş yapıyorlar. Ama bunları denetleyecek bir kurum olmadıktan sonra biz ne konuşuyoruz? Aslında Türkiye bu 99 depreminden sonra bu son olsun diyor. Ama birazcık bunun bir zaman geçtikten yani sonra... Bu son, son olsun, olsun diyor sonra görüyorum. sırayla hepsini yani istatistikler ortada. 2005'ten itibaren yapılan bina sayısı ortada. O binaların kaçının düzgün yapıldığı ortada. Bu deprem bunu gösterdi. Deprem evet, çok... sigortası da yine 99'dan sonra geldi. Deprem vergisi yine 99'dan sonra geldi. Evet. Ya yani şöyle bir o şey varmış tabi mevzuatta. Dep verginin nereye harcanacağı belirlenmiyormuş. Yani vergi bir havuza gidiyor. O havuzdan yayılıyor. O yüzden aslında kağıt üstünde şeyi deprem vergisi Legalize buraya ediyorlar. gitti demek o zaman Mümkün niye deprem vergisi elinden. var? Zaten deprem vergisi değil ismi. İsmi bilmem neye mahsus özel iletişim vergisi gibi bir şey. Ama halk tabii onun ne olduğunu biliyor. O depremden sonra getiriliyor. Galiba o her aramada alınan bir vergi bizden. Arama ve mesaj telefon faturalarımıza yansıyor galiba o. Ya Mesela bu iki depremde aradaki farkları bakacak olursak. Mesela 99 depreminde hatırlar mısın? Osman Durmuş diye bir sağlık bakanı vardı. <laughs> Ve Yunanistan'da, Ermenistan'dan gelecek deprem yardımlarını kabul etmemişti. Ve tepki çekmişti. Mesela bu son depremde o Yunanistan'daki Yunanistan ekibinin kurtardığı çocuk... ...bu depremin ikonik fotoğraflarından bir tanesi hmm. oldu biliyorsun. Ve o Yunan ekibinin duygusallığı da yeni. O, onlarındaki o ekipten doktorun bir çocuğun ona bisküvi vermesini böyle ağlamaklı bir şekilde anlatması vesaire. Bunlar belki halkların aslında aynı olduğu ve hani böyle biz her an her sabah gidip sizi ıslah edebiliriz. Mantalitesinin ne kadar korkunç olduğu, ne kadar empatiyle, ne kadar sevgiyle yaklaştıkları. evet Bunlar beni çok duygulandırdı. Bill Clinton gelmişti. Şeye. Ben onu çok net görüyorum. Evet, çocuğun çocuğun, çocuğun ona... burnunu ne evet. sıkmıştı Bill Clinton'ın. Evet. Bir tane çocuk kucağındayken. Bir şey farkı da var tabii. O dönemin Türkiye'sinin Dünya siyasetinde oynadığı rolle, bu dönemin Türkiye'sinin oynadığı rolde birazcık farklı olduğu için yardımların da birazcık daha farklı olduğunu da görebiliyoruz aslında. Ama bugün de mesela güne Güney, Güney Kıbrıs geldi ama, geldi ama Güney Kıbrıs'ı bugün de kabul etmedik. Evet. Yani çünkü ülke olarak tanımıyoruz Güney Kıbrıs'ı. Ettik, reddettik, ettik, tekrar reddettik. Sen neredeydin 99'da? Sabah iki sularında kardeşimle birlikte Kemancı'da dans ediyorduk. Ah sıra servilerde. Depremin olduğu sırada herhalde arabadaydık. O yüzden hiç hissetmedik. Kardeşimle birlikte... Elim... Kemancı İstanbul, şeydeki, Taksim'deki. Taksim'deki. Çok sık giderdik. Çok da severdim. Ya zaten o dönemde 99'da bana göre Taksim en güzel zamanlarından bir tanesini yaşıyordu. Sürekli çok iyi canlı rock müzik konserleri evet. dinliyorduk falan. Evet diyorum da ben küçük çocuktum evet. o zaman. <laughs> Ama işte Geldik, arabayı park ettik, birdenbire böyle bir iki dakika içinde annem gecelikle aşağıya koşarak indi. Bizim baktığımız evin avlusunda sokak köpekleri vardı. Onlar da hiç hep derler ya köpekleri hissederler falan. Gayet mutlu, mesut beni ve kardeşimi gördüğü için hepsi kuyruk sallayarak bizi karşıladılar sabah. Yani saat üçte olduğu için herkes uyuyordu biz eve gelirken. Sonra birdenbire bütün mahalle kapının önünde oturdu. Çok iyi hatırlıyorum çünkü ne alaka diyeceksin ama yan komşumuz Abdülbaki Gölpınarlı'nın oğlu ve ailesi olduğu için Yücel Bey o akşam da Murat Bardakçı misafirmiş. Dolayısıyla sabah saat 3'ten 6'ya kadar falan hepimiz böyle evlerimizin önünde oturup muhabbet ettik ne olduğunu anlamaya çalıştık telefon hatları mahvolmuştu. Doğrusu haber alamıyorduk. Bu depremde de mesela onu da belirteyim. Kıyaslıyoruz çünkü benim yaşadığım iki büyük deprem bu yani bir o bu e, yani işte yakinen yaşadığım diyeyim. O dönemde telefon hatlarından şikayet ediyorduk ama evet, her Telefonlar an, e, kesilmişti galiba. Bu depremde ama hani Twitter'a vesaire sosyal medyayı kullanamamak. Çünkü ben gerçekten de böyle bir şey gibi bir hafta boyunca uykusuz günde ortalama iki saat falan uyumuşumdur. 7.24 Twitter üzerinden şu enkazdan şu ses geliyor, buradan bu ses geliyor. Ama ikinci gün ve üçüncü günde biliyorsun bu yavaşlatıldığı için ve engellendiği için yapamadık. Ya yani ben ilk başta kötücül düşünmek istemedim çünkü bunun bilinçli bir şekilde internetin kesilmesi ya da yavaşlatılması aklım almadı. Sonra şeyi sorgulamaya başladım, o güzel böyle sanki ütopik reklamlardaki o gezici şeyler, baz istasyonlarının e, akıbetini merak ettim, e, malum işte firmaların hmm. reklamları. E, dolayısıyla hani burada sorgulanacak pek çok zümre var. 99 depreminde o gece telefonla pek çok insana ulaşamadığımı hatırlıyorum. Ama o hatların kilitlendiği için, çünkü herkes telefonlarına sarılmıştı. Van depremini çok iyi hatırlıyorum, 2011. Çünkü deprem olmadan bir gün önce Van'da olacaktım. Ha. Sonra böyle bazı ihbarlar aldık. Tehlikeli olabileceğine dair, oraya gitmeyelim vesaire. Yani tamamen hani şey orada birilerinin Protesto etmesi olabilir, bir şey olabilir vesaire diye gitmedik ki ben daha önce Van'a bir iki defa gitmiştim ve bayılmıştım yani aktam aradası olsun, e, coğrafyası olsun beni çok etkilemişti Van ama yani tamamen böyle son dakika karar değiştirip gitmeme gitmeme kararı alıp e, bir gün sonra bu deprem oldu. Hmm. Şimdi ben bu Van depremiyle ilgili şunu söyleyeceğim beni en sarsan şey Van depreminden bir sene sonra Van'a film çekmeye gittim. Ve o çadırlar aynen duruyordu her yerde. Yani bir sene geçmişti. Van kışın bayağı çok, soğuk oluyor çok biliyorsun. Ve o buz gibi... E, ...diyarda... ...hala yüzlerce yüzlerce aile... ...çadırlarda yaşıyordu. Onun dışında Erciş'e çok ciddi zarar verdiğini hatırlıyorum. Bir ilçesine, Van'ın. Ya yani bu deprem 7.2 çok büyük bir Aslında deprem. Aslında çok daha az bir deprem değil. Küçük Aa, bir deprem mi? Evet ve yani sadece o bak Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, İran, Kuzey Irak yani pek çok yeri etkiledi. Orada da binalar yıkıldı. Çok bu depremde olduğu gibi fay hattı boyunca yani üstüne inşa edilmiş bütün yerleşim bölgelerinde... çok büyük hasarlar tespit edildi. Ve... yani Van'da... pek çok yine ekip gitti, kurtarma çalışmaları yapıldı hı hı. vesaire ama... orada da... ölüm sayısı ne kadardı burada görüyor musunuz? 601, 601. 601 mi? Evet. Ben de ona hı. şaşırdım az önce. Evet yani ben nedense daha fazladır diye düşünüyordum. Hı hı büyük bir deprem ama işte mesela vana gidin... popülasyon Van gideyim... çok yoğun değil belki de. popülasyon popülasyon da çok, çok yoğun olmayabilir ama yani ben oraya bir sene sonra gittiğimde kent hayalet et kent gibiydi yani böyle gece sonuçta geç vakitlerde çekimden dönüyoruz bütün gün gün ışığından yararlanıp falan dönerken böyle çocuklar ruh gibiydi bu arada hani uyuşturucuyla ilgili falan yazılar yazmıştım o dönemde. Çünkü daha önce hiç hani Afganistan'dan vesaire gelen eroin normalde o bölgelere uğramazken artık orada da satışın çok arttığını ve küçük çocuklara neredeyse bedava 5 liraya falan eroinin satıldığı ve hani deprem sonrası tamamen hem demografik hem insan dokusu açısından hem de yaşama tarzı açısından resmen böyle kaderlerine terk edildiklerini gözlemlemiştim. Hani uyuşsunlar, Marksın dediği gibi ve hani onlar oldukları yerde kalsınlar. Sınıf bilincinin farkına varamasınlar. Ya Van depremde evet, Azra bebe katılıyorum böyle 14 gün lük bir çocuk çıkartılmıştı o, o depremin sembolü de o bebek olmuştu hatırlıyorsan. Hı hı. 46 saat sonra çıkartılan. Bu depremde de mesela o küçük kız su vermek istediklerine... Mua muayene olmadan önce olmam gibi çocuklar aklıma geliyor da... ya da ders kitaplarını soran depremzede çocuk. ya Benim için unutulmayacak sahneler onlar yani... düşünemiyorum bile böyle bir şey yaşa yaşa yaşamayı yani... günlerce... buz gibi betonların arasında ölülerin arasında kalmayı karanlıkta. Ama herhalde en korkuncu hani sesini duyurmaya çalışıyorsun. Ve senin yakınların senin sesini duyuyor ama hiçbir şey yapamıyor. Winch gelemiyor. Yardım ekibi gelemiyor. Yani canlı canlı ölmek. Yani, yani söyleyecek çok büyük kelime büyük bir felaket ve çok büyük bir travma. Gerçekten de. Az önce bahsettiğim 6306'lı Sayılı kanun bu depremden sonra yürürlüğe girmiş. Tabii yine söylemiştim ya, kanunun amacı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun. Ama bu kanun sayesinde çoğu şeyin imara açıldığını biliyoruz. Çoğu toplanma alanını. Ne düşünülüyor ve ne yapılıyor? Hep böyle ülkemizde teori ve pratik arasında... Uçurumların tarihini aslında anlatmış oluyoruz. Çünkü hani amaç ilk başta insanlar bunu çıkartırken belli ki bu deprem bir daha olunca toplanma alanları olsun, insanların kaçabileceği, barınabileceği, sığınabileceği bir yer olsun diye yapıyorlar. Bugün bütün bu depremin gerçekleştirdiği, gerçekleştiği bölgelere bakalım. Hangisinde bu e, toplanma alanları var? İstanbul'da mesela ben ne? Mecidiyeköyü düşünüyorum. Çünkü bana göre en böyle hani boğulduğumu hissettiğim semtlerden bir tanesidir yani. Şişli. Mecidiyeköy. Mecidiyeköy. Ya yani çünkü düşünsene, yukarıdan yol gidiyor. Her taraf böyle bina. Çok şeymiş orada, depreme dayanıklı bir ar, evet, zeminmiş. Mecidiyeköy. Mecidiyeköy mi? evet. Yani ben de şey diye düşünüyordum yani çok Orada tıkış, mesela çok o artık şey Orada ne kadar güzel stadyumu yıktılar. Tamam. Galatasaray olduğu için ne güzel diyorum. <gülüyor> 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 Ama... Um, park yapmadılar orayı çok park acayip. Park yapmadılar ya. Yani yine gökdelen diktiler. Yap Galatasaray parkı yap, Ali Samiyan parkı yap. İzmir depreminden de bahsetmek ister misin? Ya bu 2020'de olan İzmir depremi Hı -hı. de çok büyük bir deprem aslında. Yani 7.0 e, büyüklüğünde. Farklı depremlere baktığımda bir de şöyle bir şey yapmışlar. Gölcük depremi için. Diyor ki Mert... Kalı şiddet ölçeği diye bir şey varmış. Hani deprem Richter ölçeğine göre bir rakamı var. Hı hı. Ama bir de e, Merkalli şiddet ölçeği ne, o şeyin ne kadar fazla Şiddetini. Çünkü şey de etkili olabiliyor. Yani fayın hareket tarzı var. Bir de yüzeye yakın yüzeye olması. yakın mı? Mesela Japonya'da birazcık şey fark edebiliyor. Çoğu zaman okyanusun açıklarında oluyor depremler. Ama bu da tabii tsunami tetikliyor gibi. O, o tarz şeyler de farklı etkenler de olabiliyormuş. Hani depremin şiddetinin ilk hissedilmesi anlamında belki 8 oluyor ama uzak. Farklı bir fay hareketi gibi şeyler. Ya da yüzeyden uzak. Yüzeyden yani, uzak. Bu mesela... Bu çok e, sığdı mesela. şey Çok sığ olduğu için bu kadar yıkıcı oldu evet. diyorlar. Bu İzmir'deki depremde mesela yine çok yakın yüzeye Öyle bir e, 16 fark var. kilometre 16 yakınındaymış kilo, evet. ki yani çok yakın bu. Ee, en yeryüzü depremleri arasında en ölümcül deprem diye geçiyor. Ama anladığım kadarıyla fay hat daha aşağıda olsa bile belli farklı hareketlerden kaynaklanan depremin o az önce söylediğim mesela Mercalli ölçeğinde biraz daha farklı bir şiddeti oluyor olabilir. Mercalli şey tam anlıyor. Yeryüzüne daha yakınlığı mı ölçüyor? Yok şiddetin boyutunu ölçüyor. Hmm. Hissettiğim boyutu ölçüyor galiba. Yani mesela atıyorum... şeye demiş ki... 1999 Gölcük depremine... X... çok yoğun... demiş. Ama... Maraş-Antep depremine... X1... Yani bu Roma şeyle yazıyor büyük ihtimalle. Yani 11 mi oluyor? 11 mi? oluyor galiba. Aşırı... yoğun demiş mesela. Hani herhalde öyle bir fark da var depremlerde.